Merhaba çocuklar. Bugün yeni bir tür problem üzerinde çalışacağız. Daha önce bu tür problem hiç beraber yapmamıştık. Şimdi ilk problemi birlikte okuyalım. Ela'nın 7 tokası var. Annesi 5, ablası 4 toka verirse Ela'nın toplam kaç tokası olur? Burada öncekilerden farklı olan şey, biz önceden var olan bir şeyimiz vardı. Ondan bir kez bir işlem yapılıyordu. İki kez değil. Şimdi burada Ela'nın başlangıçta 7 tane tokası var. Annesi 5, ablası 4 toka verirse. Yani Ela'nın tokasındaki sayı kaç kez değişiyorsa o kadar kez işlem yapacağız. Ela'nın 7 tokası önce annesinin verdiği 5 tokayla değişiyor. Sonra da ablasının verdiği 5 tokayla değişiyor. O zaman başlangıçta Ela'nın 7 tokası vardı. Annesi buna verdi mi, geri mi aldı? Verdi. Kaç tane toka daha verdi? 5 tane daha toka verdi. O zaman Ela'nın tokası artacak. Artacak. Bunu annesinin verdiği tokayla beraber yaparken 7 aklımızda büyük sayı olduğu için 5 elimizde 7'nin üzerine 5 sayıyoruz. 7'den üzerine 5 saydığımız zaman 12 olacak. 12 annesinin verdiği tokayla sonuç değil. Bakalım devamında ne diyordu? Evet, biz daha şuradayız. Annesi 5 toka verdi. Şimdi bir de ablası 4 toka verdi. Şimdi burada Ela'nın tokalarının sayısı 12 olmuştu. Artık biz bu 12'yi kullanarak artık ne yapacaksak yapacağız. Ablası da 4 toka daha verdi. 4 toka daha verince Ela'nın tokaları artacak mı, azalacak mı? Artacak. Artma işlemi bununla yapılıyordu. Ela'nın annesi verdiğinde olan toka sayısı 12 idi. Ablası da 4 toka daha verdi. Ne yapacağız? 12 aklımızda 4'ü üzerine sayacağız parmağımızla. 12, 13, 14, 15, 16. 16 Ela'nın tokaları. Çocuklar, ben bunu böyle yazdığım için biraz sıkıntılı. O yüzden yazamıyorum. Problemi yaptığınız zaman şurada mesela annesinin verdiği tokayla diye hemen yazın. Burada da Ela'nın tüm tokaları diye yazın. Ben şu anda çok kolay bir şekilde yazamıyorum. Evet, şu yaptıklarımın tamamını geri alayım. Ve bir sonraki probleme geçelim. Bakalım hemen. Şimdi bakalım. Bir pazarcının 17 kavunu vardı. 17 tane kavunu varmış. Sabah 7 tanesini, akşam 6 tanesini sattı. Şimdi bakıyoruz. Pazarcı bir kere mi işlem yapmış? Yani bir kere de mi satmış hepsini? Hayır. İki kere de satmış. O zaman burada bizim iki tane işlemimiz olacak. Pazarcının 17 kavunu vardı. Sabah 7 tanesini, akşam 6 tanesini sattı. Önce sabah sattıktan sonra ne kadarı kalmış bakacağım. Bir kere satma işlemi var. Yani pazarcının kavunları azalıyor. O zaman pazarcının kavunları azalıyorsa burada yapacak olduğum işlem ne olacak? Elbette çıkarma işlemi. Şimdi pazarcının başlangıçta 17 kavunu varmış. Sonra bunu sabah kaç tanesini satmış? 7 tanesini satmış. 7 tanesini sattığı zaman çıkaracağım. 7. Evet. Ne yapacağız? 17'den 7 çıkaracağız. Biliyorsunuz 17 aklımda 7 parmağımla yaparım, geri gelirim. Zaten bunun 10 olduğunu. Bu ne olacak? Sabah sattıktan sonra. Sabah. Şimdi sabah satmış. Sabah satışının ardından durum bu. Sabah satışının ardından durum bu. Şimdi sabah satışının ardından akşam da satmış. Akşam da 6 tanesini satmış. Şimdi şurada kaç tane kaldı kavunu? 10 tane kaldı, değil mi? Şimdi artık o 10'un üzerinde çalışacağız. Yani 10 taneden daha gidecek mi, gelecek mi? Akşam da o 6 tanesini daha satmış.
Satınca ne olacak? Azalacak. Bakacağız. 10 tanesinden 6 tane daha satmış. 6 tane daha satınca ne oldu? Yine azaldı. Azalmayı hangi işlemle gösteriyorduk çocuklar? Çıkarmayla, geriye saymayla. 10'dan 6 geri saydığımızda 4 buluruz. Zaten bunu biz 10 yapan sayılar kısmımızda öğrenmiştik. Hiç direkt saymadan da bulabiliriz ama direkt bulamıyorsanız 10 aklınızda 6 parmağınızla yapıp geriye saydığınızda 4'ü bulursunuz. Akşam buradaki satıcının kaç tane kavunu kalmış oluyor? 4 tane kavunu kalmış oluyor. Tamam mı çocuklar? Bu işimiz bu kadar kolay.